Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Taha Suresi 61-73. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada insanlık tarihinden bir tabloyu, iman-küfür mücadelesinden önemli bir tabloyu bizlere sunuyor. O da Hazreti Musa'nın sihirbazlarla insanların gözü önünde yapmış oldukları müsabaka. Hak ve batıl mücadelesinin çok çarpıcı bir görüntüsü. Allah-u Teala Hazreti Musa'yı ve kardeşi Harun'u Firavun ve adamlarına göndermişti. Ama onlar gördükleri mucizeler karşısında bile hak ve hakikati kabul etmediler. Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u birer sihirbaz olarak değerlendirmek istediler. Ve o şekilde saltanatlarını kurtarmaya çalıştılar. Ve Firavun dedi ki, ya Musa, biz görmeyeli sen bayağı sihir öğrenmişsin ama benim de sihirbazlarım var, sizi yarıştırayım. Hazreti Musa teklifi kabul etti ve insanların gözünün önünde bunun olmasını istedi. Ve onların önemli bir bayramında, kuşluk vakti, herkesin görebileceği bir alanda böyle bir münazaranın, böyle bir müsabakanın yapılmasını istedi. Ve bu teklif kabul gördü. Bunun üzerine Firavun ülkenin her tarafından ne kadar mahir sihirbazlar varsa onları davet etti. Onlar geldiler ve ayetin bundan sonra okuyacağımız kısımları, ayetlerin bundan sonraki kısımları bunları bize devamını anlatmakta. Gâle lehum Musa, Musa onlara şöyle dedi: veylekum, yazıklar olsun size. La teftaru alallahi kezibe. Yani Allah'a yalan olarak iftirada bulunmayın. Allah'ın mucize olarak gösterdiği şeyi bir sihir gibi telakki etmeyin. Fe yushitakum bi azab. Yoksa Allah azabıyla sizi helak eder. Perişan olursunuz. Ve kad khabe men iftara. Allah'a iftira eden muhakkak ki zarar etmiştir ve ziyandadır. فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. Bunun üzerine sihirbazlar kendi aralarında ne yapacakları hususunda konuştular, tartıştılar. Hatta aralarında niza çıktı. Bu şekilde bir tartışma oldu. وَاَسَرُّ النَّجْوَى. Ve gizliden kendi aralarında konuştular, fısıldaştılar. قَالُوا. Dediler ki, اِنْ هَذَانِ لَسَاهِرَانِ. Bu ikisi, yani Hazreti Musa ve Hazreti Harun, bunlar iki sihirbaz. Yuridan en yuhricakum min ardikum bi sihrihime. Yaptıkları sihirle arzınızdan sizi çıkartmak istiyorlar. Yani buraları ele geçirmek istiyorlar. Ve yezhebe bi tarikatikumul misle. Ve sizin eşsiz yolunuzu, emsalsiz yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Burada eşsiz yol olarak ifade edilen onların dini. Yani kendi dinlerini, batıl dinlerini hak görüyorlar. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u da birer sihirbaz olarak değerlendiriyorlar. فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. Madem durum böyle, bütün hilenizi toplayın, gelin, ne yapacaksanız yapın. ثُمَّ اَتُوا صَفَّ. Sonra saf halinde, tamamen bir grup halinde gelin. وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اِسْتَعْلَى. Bugün üstün gelen muhakkak ki felaha ermiştir. Yani bugün kim üstün gelirse o kurtulmuştur. Sihirbazlar kendi aralarında böyle dediler ve bütün hünerlerini ortaya koyma hususunda kendi aralarında anlaştılar. Galu ya Musa, ve dediler ki ey Musa, imma en tulgiye, sen mi önce atarsın, ve imma en nekuna evvele men elka, yoksa ilk atan biz mi oluruz? Yani bu da aslında münazara ve müsabaka adabı noktasından bakıldığında centilmence bir hareket. Yani doğrudan biz başlayalım veya sen başlayalım demiyorlar da sayıları da fazla. Kendilerine güveniyorlar. Diyorlar ki ey Musa, önce sen mi atarsın, elindeki hüneri gösterirsin, yoksa ilk başlatan biz mi olalım? Gale bel elgu. Hazreti Musa dedi ki önce siz atın. Yani hüneriniz ne varsa onları gösterin.
فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَاِصِيُّهُمْ Yani bir de şunu gördüler. Onlar ellerindeki değnekleri, ipleri yere bıraktıklarında يُخَيَّلُ اِلَيْهِ Hazreti Musa'ya görülüyor. مِنْ سِحْرِهِمْ Onların sihirlerinden dolayı اَنَّهَا تَسْعَى Ellerindeki o ipler, o değnekler, asalar sanki birer yılan halini almış, hareket ediyorlar. Bunların sayıları çok fazlaymış. Bazı rivayetlerde belki mübalağalı olabilir, 70 bin gibi rakam veriliyor. Yani sihirbazlar meydanı doldurmuşlar ve her birinin elinde değnek var, ip var. Hazreti Musa'nın asasının özelliğini öğreniyorlar Firavun'dan. Hazreti Musa elindeki asayı yere bıraktığı zaman bu yılan halini alıyor. Onlar da buna göre hünerlerini gösteriyorlar. Ta ki Hazreti Musa'ya sihirbaz densin. Diğer insanlar da görsün ki Musa'nın yaptığını sihirbazlar da yapabiliyor. Firavun böyle bir hile düşünüyor. Ama iş umduğu gibi olmayacak. Oyun tamamen tersine dönecek. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خ۪يفَةً Musa Hazreti Musa kendi içinde bir korku duydu. Çünkü kendisi de elindeki asayı yere bıraksa onların yaptığı bir şey gibi olacak. O da bir yılan olacak. Ama aradaki fark ne? Aradaki fark görülmeyecek zahirde. Bundan dolayı Hazreti Musa fıtri olarak bir insan olması hasebiyle bir endişe duydu. Gulna biz dedik ki la tahaf ey Musa korkma. İnneke entel a'la en üstün olan galip gelecek olan sensin. Ve elgı mâ fî yeminik elinde olan yani sağ elinde olanı bırak sağ elinde olan asası onu yere bırak. Telgaf mâ sana'u onların sanat olarak yapmış oldukları şeyleri hepsini yutsun, hepsinin işini bitirsin. Burada onların yapmış oldukları şeyin suni olduğu ve sihirbazlıktan gelen bir sanat olduğu ayette ifade ediliyor. İnnemâ sana'u keydü sahir. Onların yapmış oldukları şey sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Acaba bunun hakikati nedir? Bunun hakikati aslında doğrudan bilemiyoruz. Sihir diye bir şey var, sihirbazlar var ve sihirbazlar gerçekte olmayan şeyleri bazen olmuş gibi gösterebiliyorlar. Burada misalde de görüldüğü gibi ve ca'u bi sihrin azim çok büyük bir sihirle geliyorlar. Saharu ayunen nas insanların gözüne büyü yapıyorlar. İnsanların gözünü büyülüyorlar, etkiliyorlar. Günümüzde bunlar daha çok hani sihirbazlar günümüzde de var. İllüzyonist deniyor bunlara. Bir takım algı yanılmalarına dayalı şeyler. Bizler tarafından bu bilinmese bile işin ehli tarafından biliniyor ve bunların muhakkak ki bir kısım hileleri olduğu uzmanları tarafından ifade edilmekte. İşte Allah-u Teala sihirbazların yaptığının da suni bir şey olduğunu, sihirbazlıktan gelen bir sanat olduğunu bildiriyor. İnnemâ sana'u keydü sahir. Onların yaptıkları ancak bir sihirbaz hilesidir. وَلَا يُفْلِهُ السَّاهِرُ حَيْثُ اَتَى Yani sihirbaz ne şekilde gelirse gelsin, ne yaparsa yapsın felah bulmaz. Yani sihir gerçek değildir, bir göz boyamadır. Bundan dolayı gerçekle sihir karşı karşıya geldiğinde elbette gerçek galip gelecektir. Ve Hazreti Musa elindeki asayı yere bıraktığında o da bir yılan oluyor. Ve o yılan orada ne kadar onların hileleri varsa, ne kadar yere bıraktıkları değnek ve ip bunlar varsa yılan şeklinde onların hepsini yutuyor. Ve onların hepsini yutuyor ve meydanda sadece Hazreti Musa'nın asası kalıyor yılan şeklinde. Hazreti Musa onu eline alıyor. Eline aldığında tekrar asa haline geliyor. Tabi burada sihirle gerçeğin karşı karşıya gelmesi söz konusu. Sihirbazlar bunun sihir olmadığını anlıyorlar. Çünkü o fende kendileri usta kimseler ve Hazreti Musa'nın bu yaptığının sihir olmadığını çok net olarak anlıyorlar. Bunun neticesinde
فَاُلْغِيَتْ سَهَرَةُ سُجَّدَ O sihirbazlar hepsi secdeye vardılar. Secdeye kapandılar. Önce ellerindeki değnekleri ve ipleri yere atmışlardı. Neticede Hazreti Musa'nın mucizesini gördüklerinde kendilerini yere attılar. Yani secde etmek için secdeye kapandılar. Galu ve dediler ki Âmennâ bi Rabbi Harûne ve Musa Harun'un, Musa'nın Rabbine iman ettik. Burada önce Harun'u söylemeleri malum o zamanki insanlar Firavun'u bir Rab gibi görüyorlardı. Ve Rab terbiye eden anlamı da var kelime itibariyle. Hazreti Musa Firavun'un yanında yetiştiğinden dolayı Rabbi Musa denildiğinde belki de Firavun anlaşılabilir. Bazıları en azından böyle anlayabilir. Bundan dolayı sihirbazlar Harun'u önce söylediler. Ve dediler ki Harun'un Rabbine, Musa'nın Rabbine biz de iman ettik. Gâle âmentum lehu gable en âzene lekum. Firavun o zaman onlara şöyle dedi. Âmentum lehu, ona iman mı ettiniz Musa'ya? Gable en âzene lekum. Ben size izin vermeden iman mı ettiniz? Yani Musa'ya, Musa'nın anlattığı Allah'a iman mı ettiniz? Burada aslında şöyle çok ilginç bir ders de bizler için var. Firavun despotizmin, zorbalığın temsilcisidir. Firavun denildiğinde orada fikir hürriyeti yoktur, inanç hürriyeti yoktur. İnsanlar insanlığa layık bir şekilde yaşayamaz. İnsanlar köleleştirilmiştir. Esaret zinciri altında inim inim inletilmektedir. Dolayısıyla bu cümlede Firavun'un bütün karakterini adeta görmek mümkün. İşte en yakınlarından olan sihirbazlar Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun'a ve onların davet ettiği Allah'a iman edince Firavun kendi despotizmini her yönüyle ortaya koyacak şekilde şöyle diyor. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Yani bunu nasıl yaparsınız? Ben izin verirsem iman edersiniz, yoksa iman etme hakkınız yok. Buradan şu anlaşılıyor. Demek ki Firavun gibi despot idarelerde inanç hürriyeti yoktur. Fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti yoktur. Her şey izne tabidir. İnnehu lekebirukum, o sizin büyüğünüz, üstadınız. Ellezî allemekumus sihr. Sihri size öğreten de o. Yani Firavun bu şekilde kendi saltanatını yine kurtarma telaşı içine giriyor. Gördüğü mucize karşısında ve sihirbazların acizliği karşısında milleti kendi safına çekebilmek için bana bir oyun yaptınız diyor. Aslında size de sihiri öğreten o. Böyle olunca bu tarz bir senaryoyla beni mahcup duruma düşürmek istediniz. Bu bir oyundur, bir tezgahtır diyor. Fele ugattı anne eydiyekum ve arculekum min hilaf. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Yani sağ elinizi, sol ayağınızı mesela bu tarzda çaprazlama kestireceğim. Adeta budamak gibi. Ve le usallibennekum fi cüzû'in nahl. Ve hurma ağaçlarında sizi idam edeceğim. Deniliyor ki idamı ilk defa başlatan Firavun'dur. Bu tabi bir bazı kitaplarda geçen bir kayıt. Ne kadar doğru, sıhhatini bilemiyoruz. Öldürme eskiden beri var. Eskiden beri zalim, despot insanlar başkalarını öldürüyor. Firavun gibi zalim hükümdarlar işlerine gelmeyen kimseyi öldürtüyorlar. Ama öldürmenin de değişik türleri var. En dehşetli ölümlerden birisi idam sehpasında sallandırmak. İşte Firavun sihirbazları bu şekilde tehdit ediyor. وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقَى Hangimizin azabının daha şiddetli ve daha daimi olduğunu, yani ben mi yoksa Musa mı, yoksa ben mi yoksa Allah mı, bunu bileceksiniz. قَالُوا Onlar dediler ki لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ Bize apaçık mucize gösterildikten sonra seni tercih edecek değiliz. Yani biz gerçeği anladık, öğrendik. Apaçık ayetleri gördükten sonra biz senin yanında yer alamayız.
Vellezî fatarana, o ki bizi yarattı. Fakdi mâ ente gâd. Yani artık hakkımızda nasıl hüküm veriyorsan ver, dert etmeyiz. İnnemâ takdî hâzîl hayâte dünya. Yani sen ancak şu dünya hayatına hükmedersin. Dünya hayatında bir zarar verebilirsin ama ahiretimize karışamazsın. İnnâ âmennâ bi rabbinâ. Biz Rabbimize iman ettik. Liyâfira lenâ hatayâne. Hatalarımızı bağışlamasını istiyoruz. Ve mâ ekrahtena aleyhi minessihr. Ve bize zorla yaptırmış olduğun sihre karşı onun bağışlamasını ümit ediyoruz. Vallahu hayrun ve ebgâ. Yani Firavun demişti, hangimiz daha azabı şiddetli ve baki, bunu bileceksiniz. Onlar da cevaben diyorlar ki Allah daha hayırlı ve bakidir. Ve İbn Abbas'ın açıklamasına göre günün evvelinde bunlar sihirbaz idiler ama gün biterken şehit olarak Allah'ın huzuruna vardılar. Cenab-ı Hak kendi yolunda bizleri daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.